Çarşıdan bir kardeşim Almanya'ya gitti. Hocam dedi, havuza girdim. Girmeden önce temizliğimi yaptım. Banyoya girdim. Koltuk altı tıraşı oldum. Ertesi gün havuza bir gittim. Arkadaş bir gördü koltuk altımı. Dedi ki sen ne yapıyorsun ya? Bizi rezil edeceksin ya. Git üstüne bir şeyler giy. Böyle gelme dedi. Ettirmemizi emreden bir ayet yok diyorlar. Bugün mealciler bu ülkedeki Müslüman kardeşlerimiz, kandırılmış olanlar, akıllarının ırzına geçirmiş olanlar ne diyor biliyor musunuz? Ben çocuğumu sünnet ettirmeyeceğim. Birebir şahit olduklarım var. Çünkü neden? Yine dayandıkları nokta ne? Kur'an'da bir şey yoksa o yasak değildir. Muhammed Aleyhisselam o bizi ilgilendirmez. O zamanla alakalıydı. Vallahi bunu diyen adam kafir olur. Bunu diyen adam şunu demiş olur. Kur'an ve Kur'an'ın peygamberi o dönemle alakalı bir peygamberdir. Bizi alakadar etmez. Bu döneme yansımıyor. Allah'ın peygamberi bugün bu adamın karşısına gelse vallahi onun sözünü dinlemez. Tıpkı münafıklar gibi. Bize hadis söyleme, bize Kur'an'dan söyle diyen münafıklar gibi. Dinlemez, reddeder. Oysa Allah, peygamber size ne verirse onu alın, o sizi neden men ederse ondan sakının diye ikaz ediyor Haşr suresinde. Hadis-i şerifte Resulullah Aleyhisselam'a bir adam geliyor. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü ben Müslüman oldum, bana söyleyeceğim bir şey var mı? Ne yapmam gerekiyor? Şehadet getirdim, tamam. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Kendinden küfrün kıllarını at ve sünnet ol. Şimdi o kişi diyor ki, o sahabiye, şehadet getirdim mi? Şehadet getirdim. Şimdi, kendinden önce küfrün kıllarını at. Küfrün kılları nedir kardeşler? Müslümanın işareti koltuk altı ve etek tıraşları. Her hafta temizler Müslüman. 3 haftada bir ya da 4 haftada bir farklı fıkhi hükümler vardır. 3 ya da 4 haftayı geçerse mekruh olur. Ama her hafta temizlemek sünnettir. Muhammed Aleyhisselam her hafta temizlerdi. Kendinden küfrün kıllarını temizle. Çünkü müşrikler ve kafirlerin kafir olmalarının en önemli alametine kıllar. Bedendeki kıllar, koltuk altı ve etek kılları. Bunlar kesmezler. Bunları kesmeyi kötü olarak görürler. Kadınsılaşma olarak görürler. Halbuki tam tersidir. Hastalıkların çoğunluğu kılları kesmemekten ileri gelir. Kokunun fazlası kılları, bedeli kılları temizlememekten ileri gelir, kaynaklanır. Bunlarsa tam tersi yaparlar. Çarşıdan bir kardeşim Almanya'ya gitti. Hocam dedi havuza girdim. Girmeden önce temizliğimi yaptım. Banyoya girdim. Koltuk altı tıraşı oldum. Ertesi gün havuza bir gittim. Arkadaş bir gördü koltuk altımı. Dedi ki sen ne yapıyorsun ya? Bizi rezil edeceksin ya. Git üstüne bir şeyler giy. Böyle gelme dedi. Akrabam diyor. Almanya'dan akrabam diyor. Dedim ne oldu? Almanya'da diyor koltuk altı tıraşı olanlara eşcinsel denir diyor. Eşcinsel. Görüyor musunuz? Batılının temizliğe bakışını görüyor musunuz? Temiz olan eşcinselmiş, pis olan koltuk altlarını uzatabildiğin kadar uzattınca sen daha bir erkeksi oluyormuşsun. İşte İslamsızlık böyledir. Efendimiz Aleyhisselam ne diyor o yeni Müslüman olmuş kişiye? Önce bedeninden küfrün kıllarını al, iki, sünnet ol. Var mıymış İslam'da bu? Var. Ama bunlar Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmamızı emreden yüzlerce ayeti reddettiği için bize yok diyor. Tamam, serbest, serbest. Hocanla beraber öbür tarafta, hocanla beraber, serbest.